Sevgili seyirciler merhaba. Ukrayna krizi uluslararası gündemde üst sıralardaki yerini koruyor. Emekli Büyükelçi Hakan Okçal'la beraberim. Kendisi Gazete Duvar'da da bu krizin aslında diplomasi yoluyla çözülmesi için olanak olduğuna dair güzel bir yazı yazmıştı. Hem o yazıdan da bahsetmek hem de yorumlarını almak üzere davet ettik. Hoş geldiniz Sayın Hakan Okçal programımıza. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Evet, ben Ukrayna krizinin diplomatik yolla çözüm imkanı olduğunu düşünenler, en azından bunu umut edenlerdenim. Peki, Şöyle ki. çok özür dilerim böldüm ama hemen şunu sorabilir miyim size o zaman? Tabii. Güncel bir haberle onun içine yedirirseniz bu neden öyle olabileceğini. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri bu krizin önemli bir süresince yani son geçtiğimiz haftalardan itibaren Rusya'nın aslında askeri müdahaleye hazırlandığını ve her an bu müdahaleyi gerçekleştirebileceğine dair bir takım istihbarat raporlarına dayanan bilgileri kamuoyuyla paylaşıyor. Hatta son olarak bugün de dünya gündeminde yer aldı. Türk SİHA'larının da kullanıldığı bir sahte saldırı videosu yayınlayarak savaş bahanesi yapacağını ve Ukrayna'ya gireceğini duyurdu. Neden Amerika Birleşik Devletleri sürekli Rusya'nın savaşmak istediğini söylüyor ki Rusya tam aksini savunurken? Evet, Rusya hakikaten ben savaşmayacağım diyor ama her ne hikmetse Ukrayna sınırında da 130 bin kadar askeri hazır bekletiyor. Bu tabii çok endişe yaratıyor. Hem Ukrayna'da hem de Batı'da bu kadar askerin yığıldığı, bu kadar gerginliğin olduğu ortamda her an bir kıvılcım çıkabilir. Bu Amerika'nın bahsettiği bu sahte video bu senaryolardan sadece biri. Yani illa bir videonun yayınlanması gerekmiyor. Bu gerginlikte bazı askerlerin küçük müsademeler başlatması bile yangını daha da büyütebilir. Böyle bir risk, tehlike var. Ama şu da bir gerçek. İki tarafta böyle bir savaş durumunun ortaya çıkmasının Ukrayna ile sınırlı kalmayacağını, bu işin giderek büyüyeceğini de biliyorlar. O yüzden de adımlarını çok temkinli atıyorlar. Ama buradaki ortamdan herkesin bir taşla birkaç kuş vurmak istediği de bir gerçek. Yani Ukrayna krizi sadece Ukrayna ile ilgili değil, Ukrayna krizi Avrupa'daki güçler dengesi ile ilgili. Hatta dünyadaki güçler dengesiyle ilgili, NATO ile ilgili, Rusya'nın geleceğiyle ilgili bir takım başka ileriki projeksiyonlarla ilgili. Yani Çin'in dahi nasıl şey yapılabileceği, çevrenilebileceği ile ilgili bir kriz. Bu yüzden hepimizin çok dikkatli bunu izlemesi lazım. Çünkü Türkiye son derece yakın bir yerden bu konuyu izliyor ve mümkünse bir barış ortamının sağlanması için de arabuluculuk veya ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söylüyor. Sayın Okçal, tam sizin yanınızdan bir alıntı yaparak neden diplomasi için yer olduğunu bu süreçte hala mümkün olduğunu soracağım. Şöyle yazınızda diyorsunuz ki Türkiye hem Rusya hem Amerika nezdinde inanırlık sorunu olan, güvenilirlik sorunu olan bir ülke. Dolayısıyla arabuluculuk önerisi o anlamda çok gerçekçi değil. İleride de bu yayında konuşuruz bu boyutunu. Ama yine de iki tarafta Türkiye'yi bir yandan yanında tutmak isterken bir yandan başka kanallarla görüş alışverişini sürdürüyorlar. Anlatır mısınız neden müzakere hangi noktalarda devam edebilir? Neden müzakereyle çözülebilir bu süreç? Tabii. Önce Türkiye'nin arabuluculuk şansı var mı? Böyle bir zemin var mı? Ona bir bakalım. Ben yazımda da belirttiğim gibi Türkiye'nin iki taraf açısından da bir inanırlılık sorunu var. Bu birincisi Türkiye bir kere bir taraf, NATO üyesi ve NATO görevlerine hazır olduğunu söylüyor. Olabilecek NATO görevlerine. İkincisi Ukrayna'ya SİHA
satıp bu sihaların kullanıldığını biliyoruz ve bir provokasyon videosu olduğu takdirde de bu sihalara da yer verileceğini öğrenmiş bulunuyoruz Amerikan basınından. Üçüncüsü Rusya açısından tabii Kırım'ın Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesine Türkiye muhalif. Ve bunu en son olarak da dünkü Kiev ziyaretinde Sayın Cumhurbaşkanı telaffuz etti. Yani bir arabuluculuk veya ev sahipliği yaptığı takdirde konuşacak konuların içine Kırım'ın da dahil edilmesini söylüyor. Buna Rusya pek teklife sıcak bakmaz. Her ne kadar Putin Türkiye ziyaret edeceğini söylediyse de ucu açık bir taahhüt bu. Ne zaman geleceği belli değil, ne konuşulacağı da hiç belli değil. Amerika açısından ise Amerika Türkiye'yi katsa yaptırımları kapsamını aldı. Bir müttefik ülkenin katsa yaptırımlarını alınması ilk tek teşkil ediyor. Maalesef biz bazı ilkleri kötü anlamda yaşayan bir ülkeyiz. Avrupa Konseyi'nde işte kurucu ülke olarak işte üyelikten çıkartılma sürecine kadar gidebilecek olan bir hukuki sürece maruz olan bir ilk ülkeyiz. İkincisi de bu katsa yaptırımlarına tabi olan bir NATO üyesiyiz. S-400 satın almış olmamız Rusya'dan Amerika açısından ve bazı müttefik ülkeler başta İngilizler olmak üzere NATO'nun temellerine konulmuş dinamit olarak görülüyor. Rusya da bunu zaten o amaçla yaptı biraz. Yani NATO şu anda büyük bir çatlak yaşıyor S-400'ler yüzünden. Şimdi bu köprüleri Türkiye nasıl tahmin edecek? Bu arabuluculukta falan olacak şey değil. Öncelikle eski konumuna geri gelmesi lazım. Statu quo ante. Yani eskinin tekrar ihya edilmesi, kurulması lazım. Bu olmadan Türkiye'nin iki ara taraf arasında arabuluculuk yapması mümkün değil. Gerçi Ukrayna ile Rusya arasında arabuluculuk yapacağım denmişti ilk başta ama kriz esasen Ukrayna'yı aşan bir kriz. Başta da söylediğim gibi kriz Rusya ve Amerika arasında, Rusya ve NATO arasında olan bir kriz. Bu aktörlerin hiçbirinin bir arabulucuya ihtiyacı yok. Zaten kendi aralarında konuşuyorlar. Türkiye'nin bir inandırıcılık sorunu var. İnandırıcılık sorununu işte bu tip ben işte arabuluculuk yaparak barış getirebilirim veya işte barışa katkıda bulunabilirim söylemleriyle aşmak mümkün gözükmüyor şu anda. Benim size sormak istediğim, yani daha net olarak, şimdi bir yandan bu zaman kazanılıyor diyeyim. Yani Rusya, evet, sizin söylediğiniz gibi müthiş güçlerini yığdı. Bütün Ukrayna'nın neredeyse işte dörtte üçünü, bütün sınırlarını çevreleyecek şekilde Karadeniz'de keza güçlerini yığdı. Amerika Birleşik Devletleri de bu süreçte sürekli Rusya'nın olası saldırısını önlemek adına işte istihbarat bilgileri paylaşarak belki açığa düşürmek istiyor planlarını Rusya'nın. Ama bir yandan da evet, bir hareketlenme başladı. Küçük sembolik miktarlarda da olsa askeri asker sayısında artış var. Yani ne oluyor şu anda? Neye hazırlıktır bu? Bir müzakere öncesinde pozisyonları daha da mı sertleştirmek istiyorlar? Yoksa gerçekten savaş olasılığı yüksek mi? Şimdi savaş olasılığı var tabii, yok değil. Ama şunu da biliyoruz ki daha önce bu iki ülke yani Amerika ve şu anda ardıl olduğu Sovyetler Birliği, Rusya'nın ardıl olduğu Sovyetler Birliği bir savaşa girmediler. Çünkü ikisinin de çok büyük elinde tahrik gücü yüksek silahlar var ve bir dehşet dengesi var. Bu dehşet dengesi şu anda deklare edilmiyor tabii ki ama her an söz konusu olabilir. Dolayısıyla bir savaşın çıkma olasılığı bence düşük. Ama gerilimi bilinçli olarak iki taraf da artırıyor. Çünkü iki tarafın da bir takım hesapları var. Hiç yatsımamak lazım. Putin büyük bir strateji ustası. Ve satrançta bir hamle yapıyor. Tabii Amerika'da karşılığında başka bir hamle yapıyor. Şu anda bir eskalasyon yani merdivenleşme var. Bir yerde benim umudum ve inancım bu merdivenleşme duracak. Ve ortada anlaşılabilecekleri bir zemin olacak. Fakat Rusya şu anda özellikle
Ukrayna'nın ve Gürcistan'ın ve diğer eski Sovyetler Birliği üyelerinin NATO'ya üye olmaması konusunda yazılı garanti istediği zaman iş geliyor şeye dayanıyor. Uluslararası hukukun temellerine dayanıyor. Egemenlik anlayışına dayanıyor. Şimdi bu dünyadaki uluslararası ilişkileri şey yapan, düzenleyen temel kurallardan bir tanesi ülkelerin egemenlik hakları. Bağımsız ülkelerin egemen karar vericiler olması. Her devlet nereye üye olmak istediğine kendisi karar verir. Onun üye olup olmayacağını daha sonra başvurduğu organizasyonlar şey yapar, değerlendirir. Ama eğer Amerika'ya ve NATO'ya Sovyetler Birliği eski üyelerini üye yapmamanız konusunda bana yazılı garanti verin diye bir taleple, marjinal bir taleple ortaya çıkarsanız bunun karşılanması çok zor. Mümkün değil esasen. Bu 1648'den beri böyle. 1648 Vestfalya Anlaşması bağımsız devletlerin doğuşu, egemen devletlerin doğuşu, milli devletlerin doğuşu. 1648'den beri geçerli olan bir kuralın ihlal edilmesini talep edilmesi son derece hatalı. Ama Putin belki de buradan en marjinal, en yüksek noktada bir talepte bulunup başka bir şey elde etmek istiyor. O da şu, fiili olarak, yani yazılı bir garanti olmasa da fiili olarak artık NATO'nun ilerlemesinin durmasını sağlamaya çalışıyor. Bunu bence elde etme imkanı var. Yani bir yazılı garanti verilmez ama Ukrayna'nın, Gürcistan'ın, belki ileride Beyaz Rusya'nın filan başka bir bahara kadar beklemesi sağlanabilir. Yalnız ortada başka bir gerçek var. Tabii eski Sovyetler Birliği üyelerinden üçü deja çoktan NATO üyesi oldular bile. Üç tane Baltık ülkesi var ki bunlar oldu ve üç Baltık ülkesinin kapattığı alanın içinde Polonya ile komşu olan Rusya'ya ait bir bölge var. İsmi Kaliningrad. Eski Almanya'nın eksklavı. Eski Alman İmparatorluğu'nun eksklavı, Alman Nazi Devleti'nin de eksklavı olan Königsberg. İkinci Dünya Savaşı o yüzden çıktı. Polonya'dan çünkü Nazi Almanya'sı bir koridor talep etmişti. Danzig koridoru. Oraya ulaşmak için çıktı. Şimdi Rusya adeta bu daha önce işgal etmiş ve artık Ruslaşmış oldu. Bu toprağa ulaşamaz durumda. Ancak NATO toprakları içinden geçerek ulaşıyor. Bu başka mesele. Şimdi bu nasıl çözülecek belli değil. Bunların oturup hepsinin diplomasi yoluyla çözülmesi lazım. Çünkü NATO geri adım atmaz bu Baltık ülkelerinden. Ama belki yazılı olmayan bir şekilde artık doğuya doğru genişlemesini fiili olarak durdurabilir. Bir nefes almak ister, geri oturur. Şimdi ortada başka bir şey var. Ben hatırlarsınız bu konuşmamızın başında herkes bir taşla birkaç kuş vurmak istiyor dedi. Evet, onu açarsanız. Şimdi Rusya, benim görüşüm bu. Bunu bahsettiğiniz yazımda da belirttim. Şey istiyor. Yalta düzenine benzer, yani talepler açısından söylüyorum. Tabii gerçekleştirmesi imkanı yok ama Yalta düzenine benzer bir düzenin geri gelmesini istiyor. Yalta düzeni nedir? Demir perde diye adlandırılan bir çizgi hattının doğusunda kalan kısımlar Sovyetler Birliği'nin nüfus bölgesiydi. Varşova Paktı vardı orada ve oralarda nazım güç, belirleyici güç Moskova'ydı. Şimdi bunu geri, yani talepler bakımından baktığımızda bunu istiyor. Bunu gerçekleştirebilir mi Putin? Mümkün değil. Yani İkinci Dünya Savaşı sonrasında Yalta düzeni kuruldu çünkü Sovyetler Birliği Stalin'in yönetiminde İkinci Dünya Savaşı'ndan galip çıkmıştı. Halbuki şu anda neden bahsediyoruz? Soğuk Savaş'tan mağlup çıkmış olan bir Rusya'dan bahsediyoruz ve artık bir tali güç haline geldi. İki tane esas başat güç var dünyada. Biri Çin, öbürü Amerika. Çok merkezli bir dünyadayız. Rusya da çok önemli. Fakat bu iki gücün gücüne yaklaşabilecek bir konumda değil artık Rusya. Bu gerçek. Bunu kabul etmesi lazım. Herhalde iyi bir stratejist olan ve iyi bir uluslararası aktör olan Putin bunları biliyor. Ama bir yere kadar gidecek eskalasyonda, ondan sonra istediklerini fiili olarak bir kısmını elde edecek. Şimdi Amerika ne yapmak istiyor? Amerika tabii bu sıkıntıyı görüyor. Rusya'nın giderek daha böyle palazlandığını,
daha böyle agresif kendinden emin adımlar attığını bir kere Rusya'yı durdurmak istiyor. Bu güzel bir fırsat. Orada tabii Rusya'nın emellerini de şey yapıyor, biraz korku yaratarak ifade ediyor. Ama başka bir şey daha var. NATO ittifakında bir dağınıklık var. NATO ittifakı böyle birkaç merkezde olmaya başladı. İsterseniz onları da konuşalım. Bir merkezde Fransa var, bir yerde Almanya var. Türkiye bambaşka bir yolda. Rusya'dan S-400 füzesi almış olan bir ülke. Bir de Amerika ile İngiltere var. Bir de böyle çok fazla da etliye sütlüye karışmak istemeyen daha müreffeh NATO üyeleri var. İtalya var. Evet. Tam da bu noktada aslında Rusya bu ayrımları, bu dağınıklığı çok iyi gördüğü için elini söylediniz, Putin'in iyi bir stratejist dediniz. Zaten anladığım kadarıyla tam bu çatlaklardan girerek maksimum kazanç elde etmek istiyor. Söylediğiniz gibi belki gücünün sınırlarının da farkındadır ama elde edebileceği epey şey de var. Ben sormak istiyorum, o zaman bu aslında çatışma bir anlamda NATO içinde bir varoluş savaşı değil midir? Çünkü ne kadar taviz verdiği, ne kadar vermediği sonuçta NATO'nun geleceğini belirleyecek. Ne dersiniz? Evet, şimdi NATO'nun ilk genel sekreteri, Lord İsmet, İngilizce'de böyle hep çok tekrarlarım, ben NATO'da görev yaptım. Şöyle bir sözü var, diyor ki NATO'nun 3 tane amacı vardır, kuruluş amacı. Bir tanesi Amerika'yı içeride tutmak, diğer ikincisi Rusya'yı dışarıda tutmak, üçüncüsü de Almanları aşağıda tutmaktır diyor. Şimdi belki gene o şartlara geri geldik. Yani Amerika Avrupa'da bulunmak ve şey yapmak için Avrupa'da kendi etrafında bir güç teşkil etmek için bu krizden faydalanıyor. Birincisi Amerika'nın içeride olması. İkincisi Rusya'yı dışarıda tutmak hala geçerli. Rusya'yı artık daha genişlemiş olan Batı'nın sınırlarının dışında tutmak istiyor. İşte Ukrayna vesaire diğer ülkelere, Polonya ve işte bizim komşumuz sayılan Romanya, Bulgaristan gibi ülkelere daha fazla tacizi önlemek istiyor. Maalesef ilk başta Gürcistan'ı durduramadı. Gürcistan topraklarındaki operasyonu durduramadı. Donbas'ı durduramadı. Kiev'i durduramadı. Kiev'i diyorum, Kırım'ı durduramadı. Ama Kiev üzerine bir tehdidi durdurmak istiyor. Bir üçüncüsü de Avrupa'nın kendi başına bir askeri güç haline gelmesini, yani o Almanların da aşağı tutulması mecazi olarak hala geçerli. Batı'da kendinden başka bir ikinci askeri güç istemiyor. Şimdi jeostratejik Ama böyle. sözünüzü kesiyorum ama bence bu noktada biraz zorlanıyor Amerika Birleşik Devletleri ya da NATO kurumsal olarak. Hani tamam, Amerika Birleşik Devletleri bir şekilde zaten Biden'la Avrupa'da durmaya çalışıyordu Trump'tan sonra. NATO şimdilik Rusya'da şimdilik dışarıda ama Avrupa özellikle bu kriz üzerine biliyorsunuz Macron ve Scholz yeni Almanya Bakanı yakında Moskova'ya beraber gitmeyi planlıyorlar ve belki de bu krizi Amerika'ya güvenmeden de Rusya ile anlaşabilecekleri yeni bir güvenlik mimarisi pazarlığı müzakeresi yapmak isteyeceklerdir. Ne dersiniz? Macron bu konuda zaten çok istekli. Tabii ama yani bu askeri meseleler biraz pahalı meseleler. Yani ekonomileri çok böyle şey yapar. Hani dikişlerinden çekiştirir ve yırtar. Yani bu iş Fransa'nın boyunu aşan bir konu. Belki Almanya'nın bir şeyi var ama Almanya'da işte ben uzun yıllar Almanya'da yaşadım. Hatta eğitim kısmını da Almanya'da aldım. Almanya'da çok büyük bir şey var. Pasifist halk için yerleşmiş bir inanç var. Artık Almanya askeri konularda öne çıkmak istemiyor. Anayasasında da var ama halkın içine işlemiş bu bir duygudur bu. Yani bir daha Amerika ile beraber olmak onun faydasına. Tabii ki Fransa ile Avrupa Birliği açısından iyi ilişkiler kurması ve Avrupa Birliği'nin motoru olarak bu iki ülkenin özellikle İngiltere ayrıldıktan sonra varlıklarını sürdürmeleri çok önemli ama işin güvenlik boyutuna girince
Fransa Almanya'yı pek yanında bulamaz. Fransa öteden beri büyük devlet olma hayalleri kuruyor. Bunu De Gaulle zamanında yaptı, şimdi de yapıyor. Ama Fransa artık büyük devlet değil. Fransa eski bir kültür. Güzel yemekleri var, güzel müziği var. Ne bileyim yani şeyi güzel, ne bileyim, Paris güzel, ne bileyim işte verdiği böyle projekte ettiği duygular güzel. Ama artık bir dünya devleti değil Fransa. Çok Bunu ağır konuştunuz. Yani biliyorum. bunu yapamazlar diyorsunuz. Yapamaz, Amerikasız olmaz. imkansız. Amerika olmadan olmaz. Yani özellikle İngiltere ayrıldıktan sonra bir Avrupa'nın bir güvenlik ve bir savunma boyutu geliştirmesi hemen hemen olanaksız. Yani bu da başka bir bahara kaldı. İnşallah bunlar yeri de kalır. Sayın Okçal, bu işi Türkiye'de çok iyi anladı galiba. Daha önce biliyorsunuz NATO'nun içinde işte S-400'ü alarak hani en büyük çatlağı kaynağı ülke gibi görülürken şu anda NATO'ya çok bağlılığını hem gösteriyor hem dile getiriyor ve sanırım bu söz ettiğiniz durumu fark etmiş. Ne dersiniz buna karar? Şöyle seçim yaklaşıyor Türkiye'de. Seçim yaklaşırken bazı böyle şeyler, hareketlenmeler oluyor. Türkiye işte bu dışarıdaki elde edeceği başarıları iç politikada malzeme yapmaktan vazgeçmiş görünüyor. İçeride bir şekilde kendisine yani Türkiye derken tabii iktidardan bahsediyorum. İçeride daha farklı bir strateji isteyecek. Dışarıda problem olmasın. Seçimlere kadar bu şekilde götürelim diyor. Ama Türkiye'de sıkıştı. Şöyle ki şöyle sıkıştı. O yüzden zaten arabulucuyum. Arabulucu olmak istiyorum dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Fakat son Kiev ziyaretinde ev sahipliği yaparız dedi. Yani ne istediğimiz de tam olarak iyi formüle edilmiş değil. Ama şu var, bir Ukrayna, Rusya, bir NATO, Rusya şeyinde, eskalasyonunda gerilimin artmasını, hatta sıcak çatışması halinde bundan en çok zarar görecek ülkelerden bir tanesi Türkiye. O yüzden bir çatışma olmasını istiyor. Ama NATO'ya yaklaşmak, Amerika'ya yaklaşmak şu anda iktidarın içeride kendisine tasavvur ettiği, yani envision ettiği şey siyasi öncelikler açısından önemli. Dışarıda biliyorsunuz birçok köprüler yani kurulmaya başladı. Atılmak değil de kurulmaya başladı. Şey, Birleşik Arap Emirlikleri onun en büyüğü. Henüz Mısır ve İsrail'le bir şey gerçekleşmedi ama Suudi Arabistan'da yapılıyor. Efendim işte bu şeyden Mavi Vatan şeyi daha az telaffuz edilmeye başlandı sloganı. Onun yerine işte NATO görevine biz talibiz, her türlü görevi yerine getiririz denmeye başladı. Ama işte tabii bunların hepsi söylemde. İşin gerçeğine bakarsanız öyle de kolay bir şey değil. Türkiye bunları ne yapacak durumda ne de geçmiş tarihimiz açısından yapması mümkün olan şeyler değil. Yani Rusya ile bir sıcak çatışmanın parçası olamaz Türkiye. Bir NATO çatışması olsa dahi Türkiye daha farklı bir çizgi izlemeli. Yani NATO'da bu nüanslı tutumlara izin veren bir ittifak. Yani illa oraya asker yığması, uçak göndermesi vesaire olmayabilir. Bakın şu anda son iki gün önceki gelişme. Amerika en büyük uçak gemi filolarından bir tanesini Adriyatik'e getirdi. Harry S. Truman. Ve orada bir şey var. Vurucu filo var. Bunu NATO emrine verdi. Adriyatik'ten kuş uçuşu Ukrayna'ya gidip gelmek herhangi bir üstten gidip gelmekten çok daha kolay. Ve uçaklar buralarda uçacaklar muhtemelen. Yani tam Ukrayna sınırına gelirler mi bilmiyorum ama en azından Romanya üstüne kadar gelecekler. Orada bir posture, yani bir gövde gösterisi, bayrak gösterisi yapabilirler. Bu takdirde Türkiye ne yapacak? Yani kalkıp da Eskişehir'den veya Bandırma'dan uçak mı kaldıracak, onların yanında şey yapacak? Veya bu Dedeağaç meşhur. Dedeağaç'tan biliyorsunuz
Defender Europe diye bir tatbikat gerçekleşiyor her sene. İşte geliyorlar Amerikan birlikleri, Dede Ağaç'tan karaya çıkıyorlar. Ondan sonra hemen arkası bizim Türk sınırının paralelinden Bulgaristan, onun hemen arkası Romanya, Romanya'da da hemen sonra Ukrayna'ya ulaşılıveriyor. Yani bir iki gün içinde büyük zırhlı birlikler, tanklar ulaşabiliyor. Bu takdirde Türkiye silahlı kuvvetlerini Bulgaristan'a mı yollayacak? Böyle şeyler mümkün değil. O yüzden çok dikkatli, bu söylemlerde dikkatli olmak lazım. Türkiye'de bu zihni ve tecrübe birikimi var, yok değil. Ama maalesef devlet içinde artık kalmamaya başladı. İşte bizim gibiler bunları söyleyecekler. Böyle çok fazla diplomasi de megafon kullanılmaz, mikrofon kullanılmaz. Daha ziyade, daha sessiz, alçaktan ifadelerle bunlar yapılır. Ben bu arabuluculuk veya işte ev sahipliği önerilerini de biraz şey için, yani böyle kamuoyuna yönelik söylemler olarak değerlendiriyorum. Aslında kimsenin de pek fazla şey yaptığı, bunları satın aldığı yok. Eğer yabancı dilden Türkçe'ye tercüme edersek. Zaten görüşme mecraları var. İşte Normandiya formatı diye bir format var. Rusya, Ukrayna, işte Almanya, Fransa ile beraber yakında tekrar Berlin'de konuşacaklar. Amerika, Rusya birbirleriyle sık sık görüşüyorlar. En son Lavrov'la şey görüştü, Blinken görüştü, Biden'la Putin görüşüyorlar. Ya hiç konumuz değil ama bugün bir önemi daha var. Bugün Pekin'de biliyorsunuz kış olimpiyatları başlıyor. Evet. Galiba sıralarda da Putin Xi Jinping'le görüşecek. Bu Xi Jinping görüşmesi çok önemli. Çünkü Amerika şeyi yolladığı zaman, cevaplarını yolladığı zaman, Rusya'nın, Putin'in bahsettiğim taleplerini cevaben yazılı cevaplar yolladığı zaman, Ruslar şunu söylediler: biz bunu partnerlerimize görüşeceğiz. Başladı, Çin'le görüşeceğiz dediler. Bu görüşme bu. Dün de baktım, Jen Psaki Washington'dan bir açıklama yapmış. Diyor ki Çin'e bir uyarıda bulunuyor. Bizim olası yaptırımlarımızın arka kapıdan delinmesi konusunda Rusya'ya herhangi bir taahhütte bulunmayın. Bunun bedeli çok ağır olur diyor. Yani böyle ortalık toz duman. O zaman Ukrayna değil ya. Evet. çok önemli bir noktada burada bırakalım. Tekrar bu Evet. konuyu konuşmak üzere bu nasıl Aynen. ilerleyecek görüşme Çin'deki, Pekin'deki Putin'le Jinping arasındaki. Evet. Ondan sonra yeniden bir araya gelelim. Çok çok teşekkürler Sayın Hakan Okçal değerli bilgileriniz, yorumlarınız için. Sevgili izleyiciler sizlere de teşekkür ediyoruz. Çok büyük memnuniyetle. Ya, iyi günler, sağ olun. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.